Amerika ekranlarından herkese iyi akşamlar. Gün öne çıkan başlıklar için karşınızdayız. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir arazide sulama borusunda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir arazideki sulama borusunda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akçakale ilçesindeki bir arazide arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan aramada arazi sulamasında kullanılan borunun içerisine gizlenmiş 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyenler, Akçakale Gümrük Kapısı'nda sınırdan geçmeye çalışan bincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayakların içerisinde 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sistem atman lazım ha, özellikli bir şey bu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırdan geçmeye çalışan vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarının içerisinde 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. İsmail biraz çek. Amirim elini bir çekin. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak üzere sınır kapısına gelen bir vinçten şüphelenen Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale Kiba Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri arama yaptı. Araçta herhangi bir yasa dışı malzeme bulamayan ekipler vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarını söktü. Ayakların içerisindeki demir profili açan ekipler 640 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sürücü hakkında işlem yapılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İsmail biraz çek. Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Şanlıurfa'da çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Şanlıurfa merkezde yaşayan 15 yaşındaki Abdullah D'nin parmağına taktığı yüzük sıkışarak çıkmadı. Ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuğun parmağındaki yüzüğü doktorlar da çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Hastaneye giden itfaiye görevlileri yüzüğü keserek çıkarttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir alışveriş merkezinde düzenlediği teknoloji şenliği programı ile teknolojiye merakı olan gençlerin yararlanabileceği bir ortam sağladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bilim kültürünün oluşması, bilime olan ilgiyi artırmak ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi toplumla eğlenceli bir ortamda paylaşmalarını sağlamak adına bir alışveriş merkezinde teknoloji şenliği düzenledi. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Gözümüz Yükseklerde Teknolojik Mucitler İçimizde sloganıyla düzenlediği teknoloji şenliğiyle öğrenciler ürettikleri teknolojik çalışmaları sergileme imkanı bulacak. Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül devrin elektronik devir ve dijital devir olduğunu belirtti. Biraz önce standları beraber dolaştık. Hazreti Ali der ki, çocuklarınızı yaşadığı döneme göre yetiştirin, devre göre yetiştirin der. Şimdi bunu gördük. Efendim usuller değişmiş, teknoloji değişmiş, birçok şey çok farklılaşmış. Evet, aslına bakarsan bu artık bizim gençliğimizin, bizim öğrencilerimizin yaşadığı çağı çok güzel yansıtıyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık devrin elektronik devir, dijital devir, robot devri olduğunu, akıllı zeka, yapay zeka dönemi olduğunu çok iyi görüyoruz. Ve şunu da çok iyi biliyoruz ki, bu
bu dönemin, bu devrin, bu güzel teknolojinin kullanmasak bu devrin sorunlarını da çözemeyiz ve kendi gençlerimiz diğer gençlerle, diğer ülkelerin gençleriyle rekabet edemediği zaman bir ülkenin yok olup gideceğini de çok iyi biliyoruz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal emeği geçenleri tebrik etti. Gerçekten gurur duydum ben Büyükşehir Belediye'mizin bu çalışmasıyla. Bilim ve teknoloji bildiğiniz gibi çok önemli. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sistem komisyonunu oluşturduk. Ben de orada görev aldım. Sistem başta kız çocukları olmak üzere bütün gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik dallarına yönelmeleriyle ilgili. Bu konu çok önemli gençler. Biliyorsunuz Urfa'mız en genç nüfusa sahip. Biz gençlerimizin bilim ve teknolojiye yönelmelerini istiyoruz. Biz gençlerimizin bilgisayarı alıp kullanmak değil, bilgisayarı bulan, hazırlayan, dizayn eden gençler olmasını istiyoruz. Biz gençlerimizin programları kullanan değil, bilgisayarı programlayan kişiler olmasını istiyoruz. Robotik kodlamaları yapmalarını istiyoruz. Ve siz bunları yapmak üzere bir araya geldiniz. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik ise gençlerin ve eğitmenlerin müthiş bir başarı yakaladığını söyledi. Genç arkadaşlar ve değerli eğitmenler müthiş bir başarı yakalamışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve yapım çalışmaları devam eden yerde incelemelerde bulundu. Eyyubiye Belediyesi 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan ve yıllardır atıl durumda olup vatandaşların zorluk çektiği yaklaşık 3500 metrekarelik alanı şelale park, kitap otağı ve sosyal donatı alanına çeviriyor. Devam eden çalışmaları mahalle muhtarı Ethem Çalışkan'la birlikte inceleyen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp çalışmaların daha da hızlanması talimatını verdi. Başkan Mehmet Kuş gece gündüz demeden Eyyubiye için çalıştıklarını söyledi. Evet, seçildiğimiz günden bu yana Eyyubiye Belediyesi olarak durmadan, yorulmadan bütün gayretimizle elhamdülillah çalışıyoruz. İlk gün şunu ifade etmiştik. Eyyubiye'de kardeşlerimize başkan olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz demiştik. Ve elhamdülillah inşallah bu iki yıl içerisinde Eyyubiye'de kardeşlerimize hizmetkar olduk. Bir taraftan temel atma törenlerini gerçekleştirirken bir taraftan da çok şükür açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Başkan Kuş Ramazan ayının sonuna doğru açılışın gerçekleştirileceği müjdesini verdi. Yaklaşık 45 gün önce temelini atmış olduğumuz 15 Temmuz mahallemizdeki kimlikli parkımızın şu anda incelemesinde bulunuyoruz muhtarımızla birlikte. İçinde daha önce de ifade etmiştik. Şelale olacak, sosyal donatı alanları olacak, dinlenme alanları olacak ve çocuklarımızın geleceğin teminatı olan evlatlarımız için kitap otağımız olacak demiştik ve şu anda onların çalışması devam ediyor. Şu anda teknik ekiple görüştük. İnşallah Ramazan'ın sonlarına doğru açılışına hazırlayacağız ve gerek muhtarımızla, gerek mahalle sakinlerimizle, teşkilatlarımızla birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden tabiri caizse millet bahçemiz, 15 Temmuz mini millet bahçemiz Eyyubiye'li kardeşlerimize, 15 Temmuz mahalle sakinlerimize hayırlı olsun inşallah. Değerli izleyenler, Siverek ilçesinde bir kadın girişimci Çocuklar Gülsün projesiyle kırsal mahallelerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak istiyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ailesinin destekleriyle açtığı kitabevi sayesinde birçok ihtiyaç sahibi öğrencinin kırtasiye ihtiyacını karşılayan kadın girişimci Ayşe Serkendiz, başlattığı Çocuklar Gülsün projesiyle özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak istiyor. Sosyal medyadan paylaştığı projeye kısa sürede birçok il ve ilçeden hayırseverler destek verdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını ve her zaman okuma hevesiyle yaşadığını belirten Ayşe Serkendiz, amacının çocukların okuması olduğunu belirtti. Ben Ayşe Serkendiz, Çocuklar Gülsün adlı bir projeyle yakın bir zamanda hayata geçirmiş bulunmaktayım. Bu projedeki amacım kırsal mahalledeki çocuklarımıza kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek. Ve bu projeye bana çok güzel desteği olan değerli öğretmenlerimiz, değerli mühendislerimiz çok güzel katkıları bulunmuş bulunmakta bana. Şu an Hakkari, Şırnak, Cizre, Van ve çok güzel şehirlerimizden çok güzel destekler almış bulunmaktayım. Şu an projede 200 tane çocuğumuza çok güzel kırtasiye ihtiyaçlarını toplamış bulunmaktayız. Hedefimiz binlerce çocuğa ve binlerce kırsal mahalledeki çocuklarımıza ulaşmak. Halliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a Hamidiye Mahallesi sakinlerinin oyun alanı ve park talep etmesi üzerine başlatılan çalışmalar tamamlanarak hizmete sunuldu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın Hamidiye Mahallesi'nde incelemeleri sırasında mahalle sakinlerinin park talep etmesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışmalarını başlattı. Biz bakalım diyenimiz var mı bize? Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Başkan Mehmet Can Polat da hizmete sunulan alanda incelemelerde bulundu. İnşallah bu toprakları da biraz daha böyle bir düzeltirse, oraya da biraz daha böyle birkaç tane taş toprak alsak toprak. Belediye Meclis Üyesi Ali Kaya ve Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol'un da eşlik ettiği ziyarete mahalle sakinleri Başkan Can Polat'a teşekkürlerini iletti. Buralar belediyemiz, belediye başkanımız sayesinde güzelleşti. Önce buralar hepsi topraktı, hiçbir şey yoktu. Çocuklarımız parkta güzelce oynuyorlar. Ondan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkürler Mehmet Can Polat. Başkan Can Polat, Milli Eğitim Müdürlüğü lojman alanında yaşayan vatandaşların talebine kısa sürede karşılık verdiklerinin altını çizdi. Öğretmenler lojmanımız uzun bir süreden beridir burada ikamet etmekte olan arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz var. Buradaki, bu kamusal alandaki bahçede değerli buradaki oturan sakinlerimizin bizden talepleri vardı. Bir bahçe düzenlemelerini, bir peyzaj düzenlemelerini ve aynı zamanda da oyun gruplarıyla ilgili çocukların bizden talebi vardı. Sağ olsun değerli muhtarım İbrahim Demirkol da buna rehberlik etti. Bizler de kendi aramızda bu konuyu değerlendirip buradaki yaşayan vatandaşlarımızın da bu Halliye Belediyesi'nden hizmetlerinden faydalanması anlamında bu işe onay verdik, okey verdik. Şu anda geldik kontrollerimizi yaptık. Gerçekten burada çok güzel bir yaşam alanı oluşmuş. Herkese ufak tefek eksikler vardı yerinde görmek adına da şu anda buradayım. Bunların da gerekli talimatlarını arkadaşlarımıza verdik. İnşallah hep birlikte Haliliye'mizi hem yenisini hem de mevcut olanını revize ederekten güzelleştirmeye gayret edip devam edeceğiz diyorum. Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Demirkol'sa yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ben başkanımıza ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası İl Milli Eğitim Lojmanları. Burası başkanımızdan önceki yönetimlerde buraya bir tek belediye aracı çöp almaya hapın önüne geliyordu. Başkanımızdan sonra burası hiç kullanılmıyordu. Bakın burası insan boyuna kalkmış otlar vardı. Şimdi burada çocuk oyun grubu konuldu. Burada sahası yapıldı. Bak basketbol, piknik masaları. Doğal bir yaşam alanına geldi. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Tamam. O iki tane işi var, onu da çözeceğim. Tamam. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydeli, Güllübağ Mahallesi'ndeki park yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeyi mahalle mahalle gezerek yapılan çalışmaları ve sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Baydilli, Güllübağ Mahallesi'nde 6000 metrekare alan üzerine yapılan parkta ağaçlandırma ve çim biçme çalışmalarını incelerken ilgili personelle sohbet edip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Diğer mahallelerde yapımı devam eden yeşil alanlarla ilgili de bilgi alan Başkan Metin Baydilli, Karaköprü'ye 2021 yılında da önemli oranda yeşil alan kazandıracaklarını ifade etti. Parkımız yerinde mi? Eyvallah. Güzel bir park oluyor inşallah. Buranın açılışını daha kısa zamanda yaparız. İncelemeler sırasında bir açıklama yapan Başkan Baydilli şunları söyledi. Gülübağ mahallemizdeyiz. Öncelikle Gülübağ mahallemize kazandırdığımız parkı yerinde inceledik. Arkamızda gördüğünüz park Gülübağ mahallesine yaptığımız park. Park Bahçe Müdürümüz ve ekipleriyle birlikte buraya kazandırdığımız bu güzel parkla birlikte en kısa sürede açılışını da yapar. Böylelikle Gülübağ'a yeni bir park daha kazandırmış oluruz. Biz Karaköprümüzü her tarafını yeşillendirme için söz vermiştik. Her mahallemizde açtığımız yeni parklarla, kurduğumuz yeni oyun gruplarıyla en güzel şekilde hak ettiği yere getirmeye devam edeceğiz. Şimdiden Gülübağ'a kazandırdığımız bu parkın hayırlı olmasını temenni ediyor. Başkan Baydilli park incelemesinin ardından çevredeki vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sohbet etti. Değerli izleyenler, Bursa'dan bir haberle devam ediyoruz. Bankaya maskesiz girmek isteyen anne kız ortalığı birbirine kattı. Ekipler Nurdan Bey'i araca binmesi için ikna etmeye çalışırken Nurdan Bey'in söyledikleri pes dedirtti. Bursa'da cadde üzerinde bulunan banka şubesine maskesiz girmek isteyen Nurdan Bey ile annesi Gülcan Bey maskelerini takmayınca bankada görevli güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve kızını maske takmaları hususunda ikaz etti. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını ifade eden ekiplere Nurdan Bey ile annesi Gülcan Bey direnmeye devam etti. Ekipler bu sefer anne kızı idari işlem yapmak için emniyete götürmek istedi fakat Nurdan Bey ile annesi Gülcan Bey polis otosuna binmeyi reddetti. Ekipler Nurdan Bey'i araca binmesi için ikna etmeye çalışırken Nurdan Bey'in söyledikleri pes dedirtti. Polis memurlarının sabrını takdir eden vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Polis memurlarının yaklaşık 40 dakika süren ikna çabasının sonunda Nurdan Bey ile annesi Gülcan Bey polis otosuna binmeye ikna edildi. Anne kız ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Değerli izleyenler, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsaldaki yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kırsaldaki yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Akçakale kırsalında üst yapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ceylan Harabesi ana yol bağlantısıyla Pekmezli, Küçük Pekmezli ve Yeşiltepe yol bağlantısında asfalt öncesi yol yapım çalışmalarına başladı. Başkan Yalçınkaya da çalışmaları yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatıyla kırsal mahallelerde kilitli parke taşı çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatıyla Harran Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerde belediyenin öz kaynaklarıyla sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Kısa süre önce ekiplerin çalışmalara başladığı Aşağı Yarımca Kırsal Mahallesi'nde köy içi yollar toz ve çamurdan kurtulurken Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada belediyenin tüm imkanlarını Harranlı hemşehrilerine seferber ettiklerini kaydetti.
halkımıza hizmeti ibadet olarak görüyoruz. Harran ilçemizde tepeden tırnağa kadar değişimin hissedildiği bir ilçe olabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Bizlere gönül veren, bizleri bu makama taşıyan, Harran halkımız için canımız feda olsun. İnşallah Rabbim bizlere güvenen vatandaşlarımıza, Harran'da hemşerilerimize hiçbir zaman mahcup etmez. Aşağı Yarımca mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Genç başkanın yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Mahmut Özyavuz'un hizmeti çok iyidir. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Mahmut Özyavuz geldi, sorunlar bitti. Teşekkürler genç başkan. Buradan genç başkanı hizmetlerinden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, İngiltere'de yaşanan ilginç bir olayla devam ediyoruz. Bir kişi hamile kadının kafasına yastık kılıfı geçirip defalarca kez yumruklayarak darp etti. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da kimliği belirsiz bir kişi hamile kadını acımasızca darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde saldırganın 27 haftalık hamile kadını takip ederek arkasından sessizce yaklaştığı ve kafasına yastık kılıfı geçirdiği görülürken saldırgan daha sonra kadını defalarca kez yumruklayarak darp etti. Kadın saldırgandan kaçarak kurtulurken saldırgan da ters yöne doğru kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Hastaneye kaldırılan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganların ise polis tarafından arandığı aktarıldı. Polis saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Değerli izleyenler, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, çağdaş hizmetlerin ancak çağdaş binalarda verilebileceğini belirterek bunun için hizmet binalarını taşıyacaklarının müjdesini verdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Soylu bir dizi temaslarda bulunmak için gittiği Ankara'da daha önce de parke taşı fabrikası sözünü alıp çalışmaların startını verdiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bu kez yeni hizmet binası için destek istediğini bildirdi. Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özşavlı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Ankara'da makamında ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kendilerini son derece sıcak ve samimi bir ortamda karşıladığını belirten Başkan Soylu şunları söyledi. Ve hizmet binamız, biliyorsunuz şu an mevcut binamız yetersiz. Bu mevcut binamız yetersiz olması hasebiyle yeni bir binaya taşınıyoruz. O binamız hem yeni hem bütün personelimiz, bütün birimlerimizin hizmet verebileceği bir binadır. Orada da onarım, bakım desteği Sayın Bakanımız verdi. Başkan Soylu Ankara'dan döner dönmez ayağının tozuyla yeni hizmet binasına ilişkin startı verirken yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ihtiyaçları olan bir adet kazıcı ve yükleyici kepçe sözünü de aldıklarını, en yakın zamanda alacaklarını sözlerine ekledi. Yine Sayın Bakanımızdan talebimiz vardı, bir kepçe sözü verdi bize. Sağ olsun Bakanımız da ikna oldu, bize bir tane gazcı, yükleyici bir kepçe sözü verdi. İnşallah onu da en kısa zamanda alacağız. Hem müziğe hem de spora gönül ve emek veren Şanlıurfa'nın sevilen ismi İzzet Çullu hayatını kaybetti. Çullu bugün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Zaman! Bu hacabeyi aklında halal ediyor musunuz? Hem müziğe hem spora gönül ve emek veren Şanlıurfa'nın sevilen ismi İzzet Çullu hayatını kaybetti. Allah için namaza! Meyit için duaya! Şanlıurfa'da sanat ve spor camiasından bir yıldız daha kaydı. Doğan Yıldız 75 Spor Kulübü'nde yıllarca yöneticilik ve takım kaptanlığı yapan aynı zamanda ses sanatçısı İzzet Çullu uzun süredir tedavi görüyordu. Sanatçı Çullu bugün hayat mücadelesine yenik düştü ve hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerinde derin üzüntü yaratırken Çullu öğle namazına müteakip Harran Kapı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bizler de Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle İçimiz Suyu Arıtma Tesisinde program gerçekleşti. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle İçme Suyu Arıtma Tesisinde program düzenlendi. Şanlıurfa'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak adına kentin her noktasına ulaşarak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayan Şuski Genel Müdürlüğü'nün İçme Suyu Arıtma Tesisinde düzenlediği programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şuski Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Su olmasa yaşam olmaz. Dünya Su Günü dolayısıyla bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül suyun önemine değindi. Su, hava, bir takım böyle önemli nimetler varlığında çok farkına varamayız ama olmadığında çok fazla hissedilir. Hava öyle değil mi? Bakın bugün maskeler takmışız. Nedir? Bir hastalıktan kurtulmak için, korunmak için. Ama öte taraftan havanın kıymetini anlamış olduk. Yine su da öyle. Eğer insanlar bir yere yerleşecek olursa, bir yerde şehir kuracak olurlarsa, ilk işleri şu. Burada su var mı, yok mu? Buradan suyun teminini nasıl yaparız? Şuski Genel Müdürümle birlikteyiz. Hiç kıramadığımız talep şu. Eğer bir yerleşim yeri bizim suyumuz yoktur, bize bir an önce su getir dediği zaman bunun hiçbir mazeretini vuramayız. Hemen kolları sıvıyoruz, oraya su götürüyoruz. Şuski Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu ise konuşmasında 1993 yılında Birleşmiş Milletler'in ilanı sonucunda 22 Mart Dünya Su Günü olduğunu belirtti. Dünya Su Günü 1993 yılında Birleşmiş Milletler'in ilanı sonucunda 22 Mart Dünya Su Günü olmuştur. Su, dinimizde, örfümüzde ve annemizde su gibi aziz ol kelimesiyle hepimiz için artı Zeynel Başkanımızın ifadesiyle su hayattır. Konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından programa katılan öğrencilerle beraber günün anlamıyla ilgili su israfına yönelik gösteriler düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Teşekkür ederim. Başkan Beyazgül, Şuski Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu ve katılımcılar öğrencilerle beraber günün anısına fidan dikip Şanlıurfa Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisini gezdiler. Halle Belediyesi kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Ahmet Yesevi Millet Evi'nde açılan kurslarda kadınlar meslek öğrenirken çocukları da kreşte vakit geçiriyor. Haliliye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hayata geçirdiği projelerle kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Kadın Destek ve Aile Yaşam Merkezleri ile millet evlerinde açılan kurslar kadınların meslek öğrendikleri adresler haline geliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesi'nde hizmete sunulan Ahmet Yesevi Millet Evi'nde kadınlara yönelik kuaför ve el sanatları kursları açıldı. Kadınlar kurslarda meslek öğrenirken Millet Evi'nde açılan Kur'an-ı Kerim kursunda da Kur'an öğrenme fırsatı buluyorlar. Kurslara katılan kadınlar Ahmet Yesevi Millet Evi içerisinde açılan kreş sayesinde akılları evde kalmıyor. Kadınlar kurslarda meslek öğrenirken çocuklarsa eğitmen eşliğinde kreşte eğlenceli ve eğitici zamanlar geçiriyor. Müzik.
açılan bu kurslar sayesinde burada meslek sahibi olduklarını belirten kursiyerler, bizlere böyle bir imkanı sağladığı için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür ederiz dediler. Ben Ahmet Yesevi Millet Evinde kuaför öğrencisiyim. Buradan çok memnunum. Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kurslara kayıtların devam ettiği ve 444-22-63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ni arayarak detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.